Kahresi neden gitmedin validemle? Sizin yanınızda kalmamı emrettiler sultanım. Sümbüla. Sultanım, merak buyurmayınız. Emniyet içinde gidip gelebilmeleri için her türlü tedbir alındı. Yüce Rabbim kazadan beladan sakınsın. Amin. Gel. Şehzadem. Tahşicalı, ben de esnafı teftişe gidiyordum. Sen de benimle gel. Emredersiniz. Şehzadem, Hürrem Sultanımız sabah erkenden saraydan ayrılmışlar. Zannediyorum malumatınız vardır. Hayır, yok. Nereye gitmişler, yoksa yine külliyesini ziyarete mi? Konya'ya gitmişler. Nereden icap etmiş? Benim müsaadem olmadan nasıl gider? Şehzadem, ben haberiniz olduğunu zannediyordum. Zira Şehzademiz Selim Hazretlerinin rahatsız olduğu haberi gelmiş. Ne olmuş ki Selim'e? Hasta olduğunu söylüyorlar sultanım. Allah'ım sen koru yarabbim. Nesi varmış şehzademin? Bir malumat yok. Lakin Hürrem Sultan apar topar gittiğine göre vaziyet ciddi. Allah'ım esirgesin. Tek başına nasıl gider? Şehzademin haberi vardır inşallah. Kimseye haber vermeden çıkmışlar sultanım. Şehzademiz öğrenince çok kızacaklar. Evlat bu. Nasıl dursun yerinde? Görmeden içi rahat etmez elbet. Öyle de keşke haberim olsaydı. Ben de yanında giderdim. Sultanım, müsaade ederseniz ben saraya döneyim. Arabamı hazır etsinler Mercan. Biz de gelelim. Mihrimah da üzülmüştür şimdi. Derhal yola çık Taşlıcalı. Hürrem Sultan'ı al ve saraya getir. Emredersiniz. Lakin gelmek istemeyeceklerdir. İcap ederse zorla getireceksin. Yolda başlarına bir hal gelse hünkârımıza nasıl izah ederim? Gel. Şehzadem, böyle girdiğim için bağışlayın. Mirma, şimdi aldım haberi. Selim hastaymış. Kardeşim günlerdir hasta yatıyormuş. Hekimler ne olduğunu bilmiyor. Validem hekim başını alıp yola çıktı. Böyle olmaz Mihrimah. İcap eden neyse ben yaparım kardeşim için. Taşçılı Hürrem Sultan'ı geri getirecek. Hayır şehzadem, bunu yapmayın. Validem onu görmeden duramaz. Selim de onu çağırmış, o da görmek istiyor. Ne kadar düşkün olduğunu bilirsiniz. Hem validemden başka kimseye itimadım yok. O yanında olursa iyileşir. Tamam, endişelenme. Selim iyi olacak. İnşallah yakında hayırlı haberlerini alacağız. Gel. Şehzadem. Mihrimah. Bu mektup az evvel Konya'dan geldi. Selim'in sancağından. Yoksa Selim? Selim gayet iyi. Hatta o kadar iyi ki hiç hasta bile olmamış. Ne demek bu? Validem Konya'ya gitmemiş abi. Selim'in olan bitenden haberi bile yok. Sen neler söylüyorsun Mihrimah? Nasıl olur bu? Ben de bunu sual etmeye geldim. Validem nerede şehzadem? Validem nerede? Sultanım. Hayrola Mercan? Hürrem Sultan. Konya'ya hiç gitmemişler sultanım. Kimse nerede olduklarını bilmiyor. Bir haber de alamıyoruz. Kim söyledi bunu? Şehzade Selim Hazretlerinden haber geldi. Kendileri hasta değillermiş sultan. Bu Hürrem'in bir oyunu olmasın? Hiç zannetmem. Mutlak suretle yolda başlarına bir hal geldi. Mümkün değil bu. Öyle olsa çoktan haber alırdık. Sultanım, saldıranlar her kimse geride iz bırakmamış olabilirler.
Bir an evvel bu mevzuyu aydınlatmamız lazım. Yoksa hünkârımıza ne deriz? Nasıl izah ederiz? Hepimiz zan altındayız. Derhal bu meseleyi tetkik edeceğim Mirma. Belki de bu mektup sahtedir. Kim niye böyle bir şey yapsın ki? Belli ki valideme tuzak kurulmuş. Ya tamam mutlaka. Kimin haddine düşmüş şehzade anasına tuzak kurmak? Eğer doğruysa validem günlerdir kayıp. Nerede, başına ne iş geldi bilmiyoruz. Yaşıyor mu onu bile bilmiyoruz. Allah'ım sen koru. Sen dairene dönemem. Hünkârımız dönmek üzere. Eğer validem sağ salim bulunmazsa... ...gazabından hiç kimse kurtulamaz. Hiç kimse. Gel. Mustafa. Ne oluyor burada? Ne bu haliniz? Hürrem Sultan kayıp validem. Selim Konya'ya hiç gelmediğini söylemiş. Nasıl olur? Neredeymiş peki? Biz de bunu merak ediyoruz sultanım. Valideme bunu kim yaptıysa mutlaka hesabını verecek. Hoş geldin. Ben bunu beğendim. Ne diyorsun? Güzel değil mi? Siz çıkın. Ne oldu? Yüzünde güller açıyor yine. Hürrem nerede? Nereden çıktı şimdi bu? Sualime cevap ver Hatice. Nerede o? Nereden bileyim ben? En son Konya'ya gitmişti. Yoksa döndü mü uğursuz? Benimle oyun oynama. Hürrem kayıp ve kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ama sen biliyorsun öyle değil mi? Ne diyorsun sen? Doğru mu bu? Gidiyorum. Lakin aklımda sizde kalacak sultanım. Rica ediyorum öfkenize yenik düşecek bir şey yapmayın. Merak etmeyin paşam. Yalnız değilim. Siz dönene kadar burada. Şahvuban'ın yanında kalacağım. Bu bir nebze olsun rahatlatıyor beni. Ketüdam Ali Ağa da burada olacak sultanım. Ali Ağa! Sultanım. Paşam. Ali Ağa Bosna'dan geldi sultanım. Ben orada vazifeliyken en sadık adamımdı. Yıllardır bana hizmet ediyor. Her türlü mevzuda ona güvenebilirsiniz. Hala. Kızlar, Allah aşkınıza acele edin yahu, oyalanmayın. Çabuk çabuk. Sen nereye böyle? Sen de Selim'in haremindeyim ha. Hey madem öyle haydi. Sen? Bayezid Hazretleri'nin haremindeyim ağam. Hay Allah'ım ya Rabbim. Fahriye Kalfa nerede bir cılız bulduysa getirmiş toplamış buraya. Ağalar haydi siz de bunları toplayın. Çabuk az bahçeye götürün. Haydi haydi. Haydi çabuk çabuk çabuk. Haydi oyalanmayın Allah aşkına. Hafife Hatun'um. Sümbüla. Hazırlıklar bitmiştir inşallah. Bitti bitti. Bitti bitmesine de ben de bittim. Vallahi günlerdir helak olduk helak. Şikayet etmesen şaşardım zaten. Hürrem Sultanımız, şehzadelerimizle has odaya geçtiler. Hı. Veda faslı başladı. Sen de haz bahçeye git, ağaların başında dur. Hafife Hatun'um. Hünkârımız gidince Mahidevran Sultan ve Şehzade Mustafa Hazretleri sarayda mı kalacaklar? Başka nerede kalacaklar? Öyle de. Hürrem Sultanımız bir hayli tedirgin. Başlarına bir iş gelmesin. Bizler ne güne duruyoruz Sümbüla? Hadiselere mani olacağız.
hünkârımız dönene kadar hiç kimsenin kılına dahi zarar gelmeyecek. İnşallah. Allah hünkârımızın yolunu açık, kılıcını keskin etsin. Cihangir, sen validemin yanına git. Ben de birazdan geliyorum. Afife Hatun, benim dairem hazır değil mi? Hazırlandı sultanım. Bir eksiğiniz, gediğiniz olursa derhal temin ederiz. Şah sultanımızın yanında kalacağını sanıyordum. Evladım neredeyse ben de orada kalırım. Ne oldu Mihrime? Bir sakıncası mı var? Hayır. Arzu ederseniz siz de gelin sultanım. Böylece sık sık görüşürüz. Zira hünkârımız seferden dönene kadar ben de buradayım. Validemi yalnız bırakmayacağım. Malum ne vakit sefere çıksa başına bir felaket geliyor. Ne demek istiyorsun sen? Valideni kimden koruyorsun? Bizden mi? Kim olduğu mühim değil. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip valideme saldıranlar olursa Allah şahidim olsun ki buna sessiz kalmam. Bu odadaki herkesin canı yanar. Herkesin. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl da tehdit ediyor bizi. Yazık. Hatice. Saraya dönelim. Afife Hatun. Haremden sen mesulsün. Hünkârımız gelene kadar tek bir hadise istemiyorum. Merak buyurmayın sultanım. Bağışlayın böyle destursuz geldim ama mesele mühim olmazsa. Hayırdır inşallah, ne oldu gene? Konya'dan bir haber geldi. Şehzade Selim hakkında malumat göndermişler. Ne olmuş ki? Söylediklerine göre şehzademiz Selim hastalanmış, vaziyet iyi değilmiş. Ciddi bir şey mi sultanım? Bilmiyorum. Derhal validemin gelmesini istemiş. Sultanım. Sümbüla. Sultanım, Hürrem sultanımızla konuştunuz mu? Hazırlığını yap. Validem yarın sabah erkenden Konya'ya kardeşimin yanına gitmek istiyor. Nasıl olur sultanım? Hem Şehzade Mustafa Hazretleri ne derler? Katiyen müsaade etmezler. Ben abimle konuşurum. Sen dediğimi yap. Yarın sabah erkenden gidecekler. Allah'ım sen şehzademizi bize bağışla Hak Muhammed hakkı için. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Onca vakit nerede? Nerede kalır sultanımız? Dilim varmıyor lakin. Hayır. Bu mümkün değil. Validem yaşıyor. Sadece bize ihtiyacı var. Onu bulmalıyız. Sümbüla, güvendiğin bütün adamları hazırla. Biz de arayacağız. Aramakla olmaz bu iş sultanım. Günler geçti üstünden. Burada böyle eli kolu bağlı oturacak değilim. Sultanımızın kimlerle husumet içinde olduğu malum. Biz sual dahi edemeyiz. Lakin siz konuşursanız belki bir şey olur. Sümbüla. Hiç öyle bakma Afife Hatun'um. Sultanımız kaç defa ölümden döndü. Ne malum onların yapmadığı. Öyle bile olsa hünkârımız bugün yarın gelecek. Kendileri icap edeni yaparlar. Sümbüla, nasıl böyle bir tuzağa düşersin? Bilhassa etrafımız düşmanlarla çevriliyken. Sultanım, her türlü tedbiri almıştık. Vallahi nasıl oldu ben de anlamadım.
Abla, ne oldu, yoksa kötü bir haber mi geldi? Yok bir şey Cihangir. Herkes iyi. O halde neden bu kadar üzgünsün? Validem, bana doğruyu söyleyin. Bu hadiseyle sizin alakanız var mı? Zinhar haberim yok. Ben de şimdi senden öğreniyorum vaziyeti. Validem, ne biliyorsanız anlatın. Kim yaptı bunu? Şah Sultan mı, Hatice Sultan mı? Kim? Bilmiyorum aslanım. Hürrem'in düşmanı o kadar çok ki. Etme bulma dünyası. Lakin kim yaptıysa elleri dert görmesin. Yılanın başının çoktan ezilmesi lazımdı. Yılanın başı ezildi yani, öyle mi? Bunca vakittir ortaya çıkmadığına göre başka ne olabilir? Hünkârımız da bunu sual edecek. Nasıl izah ederim? Manisa'dan sürgün edildim. Peşinden de bu hadise oluyor. Beni itham edecekler. Sen gitmesine engel olmaya çalıştın. Ancak evladı hasta olan bir anneyi kim durdurabilir? Ayrıca hünkârımıza da malumat gönderdin. Gel. Şehzadem, sultanım. Tahşicalı, neler oluyor? Emriniz üzere aramalar başlatıldı şehzadem. Bilhassa Konya yolundayız, sürülecek. Mutlaka bir gören duyan olmuştur. Elini çabuk tut Taşlıcalı. Hünkârımızın gelmesi yakın. Hürrem Sultan'a ne olduğunu öğrenmemiz şart. Merhaba. Hadiseyi duydum. İnan bana, çok üzüldüm. İnşallah... Üzüldünüz demek. Lakin nedense ben üzüldüğünüze hiç inanamıyorum. Ne demek şimdi bu? Validemle aranızdaki düşmanlık herkesin malumu. Sonra Hatice Sultan, Mahidevran Sultan. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip ona tuzak kurdunuz, öyle değil mi? Laflarına dikkat et Merima. Karşında kimin olduğunu unutma. Asıl siz karşınızda kimin olduğunu unutmayın. Ben Sultan Süleyman'ın kızıyım. Validem nerede? Ona ne yaptınız? Sen ne dediğinin farkında mısın? Beni neyle itham ediyorsun? Yalan mı? Valideme düşman değil misiniz? Senelerdir ondan kurtulmak için elinizden geleni yapmadınız mı? Bilhassa Hatice Sultan. Defalarca onu öldürmeye çalıştı. Şimdi karşıma geçip hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranmayın. Mihrime! Ben de sizden bahsediyordum. Şah Sultanımız susuyor. Belki siz daha cesur olursunuz. Validem nerede? Ona ne yaptınız? Sen ne cüretle beni sorgu sual ediyorsun? Sana hesap verecek değilim Mihrime. Derhal sarayına dön. Ben ne vakit gitmek istersem o vakit giderim. Bana kimse emir veremez. Validemin kılına dahi zarar gelirse sizden bilirim. Yemin ederim bu sarayı başınıza yıkarım. Bu kadarı kâfi Mihrime. Daha fazla konuşma. Belli ki asabın bozulmuş. Sonradan pişman olacağın laflar söyleme. Sultanım, asıl siz pişman olacaksınız. Hünkârımız dönmek üzere. Beş evladının anasına reva görülen bu hakareti affetmeyecek. Hünkârım, payitahta hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa'm. Sultanlarımızı daha fazla bekletti. Hünkârım, konuşmamız lazım. Mesele miyim? Ne oldu Mustafa? Bu kadar mühim olan nedir? Hünkârım, malumunuz üzere Hürrem Sultan Konya'ya gitmişlerdi.
Selim'e bir şey mi oldu? Hayır, merak etmeyin. Selim iyi. Ancak yakın bir zamanda aldığımız habere göre sultanımız Konya'ya hiç gitmemişler. Nasıl gitmemiş? Bilmiyoruz hünkârım. Günlerdir arıyoruz ancak yok. Hürrem sultanımızın nerede olduğunu hiç kimse bilmiyor. Kayboldular. Hünkârım. Süleyman'ın Hazretleri! Gülfem, bu hayra alamet değil. Sen ve Hatice'nin yanına git. Ben de merak ettim. Hünkârım. Hatice nerede? Hayırlar olsun inşallah. Burada olduğu söylendi. Gitti mi yoksa? İstirahat etmek için odasına çıkmıştı. Allah'ım sen koru yarabbim. Hatice! Hürrem'i senin kaçırdığını söylediler. Doğru mu? Sen mi yaptın? Kendimi bildim bileli. Hep sen varsın hayatımda. Benim için hep başka bir yerin vardı. Hayrandım sana. Rahmetli babamdan, validemden bile çok severdim seni. Hürrem nerede? En çok da vicdanını severdim seni. Bir karıncayı bile incitmekten imtina eden vicdanına, adaletine hayrandım. Her şeye rağmen bir ağaç gibi sağlam ve güçlü oluşuna. Söyle Hatice, ne yaptın ona? Aşka her daim hürmetin vardı. Bu yüzden herkes karşı çıkarken İbrahim'le evlenmeme izin verdin. Sadece bu yüzden bile minnettarım sana. Lakin Hürrem geldi. Bitirdi masalı. Her şeyi değiştirdi. Seni değiştirdi. Benim vicdanlı, adaletli, sevgi dolu abimi aldı elimden. Gözün ondan başka hiçbir şey görmez oldu. Ne validem, ne ben, ne İbrahim, ne Mustafa. Hiçbirimiz ondan daha kıymetli değildik. Olamazdık. Validem bu acıyla gitti. Sonra İbrahim.
O gece ne hissetti acaba? Cellatlar uykusunu bölüp ipi boynuna geçirdiklerinde ne hissetti hiç düşündün mü? Ya sen? Sen ne hissettin abi? Yanı başındaki odada uyurken sen ne hissettin? Sen ne hissettiysen onu. Neredeler? Daha dün yanıma geldin. Acılarımı paylaştığını söyledin. Tekrardan kardeşim olmak istedin. Ben sana inandım. Erkin sen? Bu bir ödeşmeydi abi. Sustum. Söylemedim. Asla da söylemeyecektim. Zira acı çekmeni istedim. Benim gibi ağır ağır yanmanı istedim. İstediğini aldın. Şimdi söyle Hürrem'e ne oldu? Bunu benden başka hiç kimse bilmiyor. Bu yüzden asla öğrenemeyeceksin. Ne yaptın sen? Hatice! Hatırlıyor musun? Hatice. Zamanla geçecek. Unutacaksın. İyileşeceksin. Zaman geçti abi. Hem de çok. Ama ben unutamadım. Hatice. İyileşemedim. Emin ol sen de yapamayacaksın. Hürrem'in bir mezarı bile olmayacak. İbrahim gibi. Hatice. 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 Hatice.